Psikolojik hareket dedim. Millet şey yaptı. Hiç kimse konuşmasın şimdi kardeşim. Şimdi susarlar, merak etme. Bu sene lige şaibeli demem ama bu sene lig kadınlar hamamı gibi oynandı. Hiç kimse bana kızmasın. Yaz altına. Bu sene ligimiz asla şaibelidir diyemem. Şaibi olabilmesi için kanıt lazım. Ortada tape yok, şu yok, yok, öyle bir şey söyleyemem. Bu söylemek hadsizlik olur. Ama bu sene Türkiye Süper Ligi kadınlar hamamı gibiydi. Kadınlar hamamı bilir misiniz nasıldır? Hiç gitmedim. Önce temizlenir, yıkanır. Çok tehlikelidir çünkü. Erkek kadın hamamı kullandığı için, rutubetli olduğu için bazı virüslerin ve bazı organizmaların yaşaması kolaydır. Önce temizlenir. Kadınlar gelir. Hafif dolma, börek. Başlar orada dedikodu. O bunu yapmış, bunu yapmış, bunu yapmış. O oğluna kız beğenir, bakar böyle poposuna, göğsüne, vücuduna. Bu benim kız, bu benim oğlum olur mu diye. Bunun ayağı yamuk. Her türlü orada, görünüşte her şey namusludur. Ama orada her türlü dedikodu, entrika, beğenme, çamur atma vardır. Kadınlar ama. Ayak oyunları. 3 saat sürer. Dolmalar, börekler, kol börekleri falan yenir. Sular içilir. Hafif de keseler olur kadınlar ve gider. Hocam, hatta bazı erkek çocuklarına getirirler. Bir şey söyleyeceğim sana. Bitmedi kardeşim. Erkek çocuklarını da getirirler. Tamam, biz de gidelim diyecek. Tamam mı? Kadınlar hamamına çevirdiler. Bu sene ligi. Ligimiz kadınlar hamamıdır. Hocam kadar. Bir şey söyleyeyim mi sana? Buyurun. Hakikaten yani bu koca koca adamların baktığı zaman Türk önemli adamların. Mesela dün burada Ali Dürüst Bey konuştu. Eleştirdik yani. İşte tahkim dedi. İşte PFDK birbirlerine işte tezat falan filan neyse. Biz biliyoruz. Raporu da biliyoruz. Şey de biliyoruz. Etik değil. Yani bizim raporu söylememizde etik değil burada. Ama bir takım şeyleri konuştuğun zaman şimdi biz de bunları söylersek ondan sonra ne olacak? Yani bugün bak hakeme bakıyorsun. Art niyetli bir hakem olsa Aykut birinci sarı kartı gördü. Aykut'u kovalar hocam. Tak ikinci sarı karttan Aykut atabilirdi yani. Ama hiçbir şey yapılmadı. Onun için bazı şeyleri ileride gözünün önüne geleceği için, senin önüne vuracağı için bazı şeyleri konuşmamak lazım. Hakem de oydu buydu falan. Galatasaray bu Türkiye Ligi'nin en iyi takımıdır. Bak en iyi iki takımı demiyorum. En iyi takımıdır. Özellikle Drobmel'e, Snyder alındıktan sonra Türkiye Ligi'nin en iyi takımıdır. En fark yaratan. Muhtemelen de şampiyonluğu garantilemiştir bu akşam. Bu saatten sonra Galatasaray takım bu şampiyonluğu vermez. Vermez söz konusu değildir. Ama ne olacak? 10 gün 15 güne belki konuşmalar. Ne yapacağız şimdi? İşte ne yapacağız? Rasim Ozan Kütahyalı'dan gelen mesajları okuyorum. Utanç, utanç. Rasim Ozan'ın mesajını biraz sonra okuyacağım, göndermiş. Tüylerim diken diken oldu. Ne diyor ya hocam? Üzücü bir haber var inşallah. Hayırdır? Durum ciddi değildir. Bursa Spor Başkanı İbrahim Yazıcı hastaneye kaldırılmış. Fenalaşmış. Tansiyonu yükselmiş. Durumu kritikmiş. Ne demek kritik? Ama o önemli var. Bir tansiyon sorunu var. Yani. İbrahim Yazıcı. Tansiyon geçmiş olsun arkadaşlarımdan rica edeceğim. Konuyla ilgili detaylı bilgileri lütfen rica ediyorum. Bursa Spor TV'deki arkadaşlarımızdan da alalım. 1-0 kazandı Bursa Spor. Antalya Spor'u 1-0 mağlup ettiler deplasmanda. Kayseri Spor Sivas'ta 1-1 berabere kaldı. Gaziantep Spor da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Sayın Yazıcı'ya aman geçmiş olsun diyoruz. İnşallah söylendiği gibi kritik değildir. Ciddi bir durumu yoktur ama şu anda fenalaşmış, hastanedeymiş. Bursa Spor Kulübü Başkanı. Geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar. Evet hocam. Rasim'den gelen mesajları söylediniz. Galatasaray'ımızın 2013 şampiyonluğu kutlu olsun. Lütfen biz cimbomluları tebrik et hocam. Peki, tebrik ettik. Galatasaray'a karşı komployu el birliğiyle bozduk. Psikolojik operasyonlar çöktü. Yüzüne gözüne dursun Rasim. Psikolojik operasyonu size karşı değil. Psikolojik operasyonu sen klan olarak senin arkadakiler ve belli adamlar yaptı Galatasaray'da bu psikolojik operasyonlar. Daha 2 hafta önce psikolojik operasyonun kralı yapıldı ya. Bize tezgah var, komplo var. Doğma komployla şampiyon oluruz. Dersen ben ayıp etmiş olmaz mı? İşte, olur. Son derece rahatsızım. Türkiye Süper Ligi bu sene kadınlar hamamı gibiydi. Hiç kimse bana kızmasın. Evet, Rasim'e yarın ne sorularım var ne? Bakalım o psikolojik organizasyonun içerisinde. Açık konuşayım mı? Baş tellakta Rasim Ozan Kütahyalı'dır. Baş tellak. Keseyi atan, sabunu veren, masajı veren, koltuk altı. Oğuz abi? Yok canım Oğuz abi. Şey evet adamdır. Oğuz hocam, sizin yorumunuzu merak ediyorum. Yine bugün çok güzel bir gömlek. Şimdi önce şeyden başlayayım. Hayır, estağfurullah, öyle bir şey yok tabii ki. Galatasaray'ın ben de şampiyon olduğunu, artık bu dakikadan sonra şampiyonluğu kaybetmeyeceğine inanıyorum.
Hatta Sivas maçından sonra hoca gibi tur atacağını ya düşünüyorum. Şey, özür dilerim, sözünü kesip bir şey söyleyeceğim. Oğuz abi, çok zor ihtimalle, çok zor tahminlerde bulunuyorsunuz ya. Yani Galatasaray'ın bu saatten sonra şampiyonluğu kaybetmeyeceğim. Sana hiç cevap vermeyeceğim. Şampiyonluğu kaybetmeyeceğim tahmin etmek. Valla çok hayır, yürek hayır, ister yani. Canım. Tebrik ediyorum sizi. Başlayayım mı yorumlara? Başla abi. Başla. Seninle ilgili değil söyleyeceklerim, Ahmet hocamla ilgili. Ahmet hocam... geçen sene tabii ki Fenerbahçe'nin yaşadığı süreçle ilgili Fenerbahçe'ye karşı bir tabii ki burada hep fikirlerini dile getirmişti. Ama bu sene sanki bana bir ayar yapıyormuş gibi geldi. Yani bu defa da dengeleyeyim işi, Galatasaray'ı bu sene eleştireyim, kendi ona orayı hedef tahtası yapayım diye düşünüyor gibi geldi. Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid galibiyetini... Hoca onun altında da başka şeyler aradı. O galibiyete keyfini yaşamalarına imkan vermedi insanların, Galatasaraylıların daha doğrusu. Öyle bir ifadeler kulladı. İşte bahis şikesi, şu bu filan diye Real Madrid olayını getirdi. O bitti. Şimdi Türkiye Ligi'nde Galatasaray büyük bir ihtimalle Ümit Özat'ın eleştirdiği gibi büyük bir ihtimalle şampiyon. O ligi de Kadınlar bir dakika, Ligi'ne. Hangi anlamda eleştirdiği bir dakika, abi? Bir dakika. Kadınlar Ligi'ne çevirdi. Yani... şimdi de Ahmet Hoca'ya göre Galatasaray'ın bu başarısı Kadınlar Ligi'ndeki bir şampiyonluk. Ya hocam yapmayın. Ben Kadınlar Ligi falan demedim. Kadınlar Ligi dedim. Hayır, yanlış duyuyorsun. Ne dedin? Türkiye Kadınlar Süper Ligi kadınlar bu sene Kadınlar Hamamı'na benzemiş. Kadınlar Hamamı. Kadınlar Ligi ile Kadınlar Hamamı. Peki Kadınlar Hamamı. Kadınlar Hamamı şu açıdan. Herkes vıdı vıdı yaptı. Aynen. Herkes konuştu. Dedikodu yaptı. Bu bağırdı, yalnız hocam bu söylediğin. Bu baştan benim her zaman söylediğim gibi insanların emeğine yazık oluyor. Bu ifadelerle, yani Real Madrid maçında nasıl bir ifade kullandıysan, şimdi Galatasaraylıların 7 puanlık farkın keyfini yaşamalarını engellemek istiyorsun gibi geliyor bana. Ya niye engelleyeyim? Engellersin. Bir aşkım bir şey söyleyeceğim. Engellersin. Bundan sonra Fenerbahçe taraftarına yakışan şey, şayet Galatasaray Kadıköy'e gelirse 50 bin kişi Galatasaray'ı alkışlamalıdır. İnanıyor musun buna böyle bir şey i̇şte olacağını? Bunu yaparlarsa büyürler. Bak onu da söylüyorum. Her şeye rağmen ligimiz Kadınlar Hamamı'ydı, şuydu, buydu. Galatasaray vıdı vıdı yaptı, konuştu. Ona daldılar, komplo dediler. Diğer takımlar da yaptı, yanlış anlamayın. Gücü vuran tahkimi, disiplini bastı. Cezaları evet, indirtti. Buna Fener de dahil. Meneles üzerinden. Tam bir curcuna yaşandı ama sonuç olarak Galatasaray hak etmedi demiyorum. Hak etti, şampiyon oldu. Fenerbahçe'ye de yakışan Kadıköy'deki maça şayet Galatasaray şampiyon çıkarsa. Hak etti lafını ilk defa kullandım. Demiyorsun, dikkat ettim hocam. Canım. Hayır şu dakikaya kim kadar ya, konuşurken var. Hiç Galatasaray bu ligde demedim, şampiyonluğu hak etmedi. Hak etmedi demedim. Ligimiz bu sene bağıranın ve bağıran çocuk emzik alır ya. Hı. Emziği kaldı. Dedikoduların olduğu. Şimdi vıdı işi biraz değiştirdi. Deminki konuşmanda olayı sadece Galatasaray'a kanalize etmiştin. Şimdi olayın peki, içine Fenerbahçe'yi de öbürküle... Sen kaç yıllık, en az 40 yıllık televizyoncusun evet, sevgili Oğuz Kaptan. Evet. Ya 2 hafta önce beyefendi burada otururken Galatasaray'a karşı komplolar ver demedi mi? Açıklamaları Galatasaraylılar. Evet dediler. Futbolcusu, antrenörü, başkanı. Doğru. Kapalı kapılar altında bizi hocam bitirmek istiyorlar orada demedi. Orada sana katılıyorum. Bitti mi? Orada benim hiç problemim yok. Ben orada Galatasaraylı yöneticilerin çıkışlarını ben de eleştiriyorum. Ama... şu yarışta, şu şampiyonluk yarışında o böyle şikayet etti, o böyle. Onlarda da haklısın bir yere tamam, kadar. Ama bu oyuncuların başarısına gölge düşürmemeli diye düşünüyorum. Hayır, şunu söylüyorum. Tabii ki Galatasaray şampiyonluğu hak etti. Tamam. Tamam o zaman. Az bir puan farkı değildir, 7 puan. Daha evet, da açılmışına bak. Daha da açılabilir bir puan farkı. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Fenerbahçe'nin bugün Gençler Birliği'ne yenilmesinin sebebi Galatasaray mı? Hayır. Yani şu ana kadar yapılan yorumlardan hayır, mı çıkıyor? Yani hayır. Gençler Birliği'ne de haksızlık hayır, oluyor. Dün abi sen beni dinlemiyorsun, provokasyon yapıyorsun. Hayır, provokasyon yapmıyorum ama hem de provokasyon babasını yapıyor. Şu anda söyleyeyim. Sen bu stüdyoda mıydın? Bu stüdyoda mıydın 7 dakika önce? Evet. Benim ağzımdan şu çıktı. Gençler Birliği oyuncusunun 11 oyuncusu, yedeklerle 13, 14 kaç kişi girmişse hepsini aldılar. Kutladınız, öyle, evet. Müthiş kutladınız, bir olur mücadelesi. Hepsi aslanlar gibi mücadele etti. Çok iyi oynamadılar. Bu Gençler çok Birliği hocam, hocam lafını kestim. Galatasaray'ı da yendi. Fenerbahçe Galatasaray'ı da yendi. Ne olacaktı hocam? Fenerbahçe kazansaydı. Hiçbir şey olmayacaktı. Ben bunu sezon sonunda da aynısını söylerim. Bu sene Türkiye Ligi hamam gibi oldu. Bağıran, çağıran istediğini yaptı. Herkes bir şey yapılmadığı halde yolunda yürüyordu. Bu seneye kadar böyle bana, değil miydi hocam? Bu sene çok rezildi.
açık konuşayım. Ama şunu söylüyorum. Bak bunun altını çizin istiyorsanız. Özellikle Elazığ sporlu iki oyuncunun performansından memnun değilim. Biri kaleci Hübeşa, bu ne diğeri demek? De Bilik. Bu ne demek hocam? Bunu nasıl yorumlar? Şimdi bak hocam, ortaya bir şey atıyorsun. Evet. Nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Ben de diyorum ki hocam buyurun siz yorumlayın. Yani Bilika ile İveşsa bunlar maçı mı verdi demek istiyorsun? Bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Böyle bir şey mi bir söylüyorsun? Şey şu anda Gençler Birliği ligde daha rahat Elazığ Spor. Gençler Birliği tabii ki rahat. Elazığ Spor düştü düşecek veya düşmeyecek. Tabii, limitli. Evet. Allah aşkınıza. Elazığ Spor'un topyekün taktik anlayışı, sahada mücadele biçimi. Evet. Bazı oyuncuların performansı, bazı oyuncuların aldıkları riskler. Evet. Bilika özellikle Bilika. Evet. Böyle mi olmalıydı? Cuma gecesi gibi bu mu olmalıydı? Hocam bak, Yılmaz Vural, evet doğru. Gençler Birliği kalecisi Ramazan birçok pozisyonda önemli kurtarış yaptı ve galibiyette en büyük pay sahiplerinden birisi. Tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. Evet, neler söyleyeceksin? Güzel yani, bir galibiyet. Bu zorlu periyotta puanlar almak gerekiyordu. Haftaya da Trabzon'da oynayacağız. Bugün burada mutlak 3 puan almamız gerekiyordu eğer yukarılara oynamak gerekiyorsa. Ama bu maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Çok zor mücadele olacağını biliyorduk. O yüzden iyi konsantre olup arkadaşlarımı kutluyorum. Herkese tebrik ediyorum. Kendi performansın için neler söyleyeceksin? Yani daha yolun başındayız abi. Biz çok çalışarak bu performansın üstüne koymamız gerekiyor. Eğer Süper Lig'de oynamak veya da büyük takımlarda oynamak istiyorsak. Yani daha yolun başındayız öyle söyleyebilirim. Peki, Fenerbahçe şampiyonluktan birazcık uzaklaştı. Yani onların da 3 puanı alması gerekiyordu. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız yani. Tebrik ederim. Peki hafta içerisinde Fuat Hoca'nın takımdan ayrılacağı konuşuldu. İşte yeni bir teknik direktör gelecek. Bu sizin için zor oldu mu? Hani gidecek bir hoca sizi motive edebilir miydi? Bunu düşündünüz mü hiç? Yani bunlara biz karışmıyoruz. Bunun yönetim karışıyor. O yüzden... Hayır, yani futbolcu olarak en azından hani Fuat Hoca gidecek mi? Öyle bir şey sadece yazıldı. Hocayla konuştuğumuzda da öyle bir şey yok dedi. Tabii yönetim bilir onu, bizim annemiz. Peki çok teşekkür ederim. Başarılar. Çok sağ ol. Evet, kaleci Ramazan. Ramazan'ın görüşleri böyle. Az sonra Aykut Demir de, ilk golün sahibi Aykut Demir de burada olacak. Ona da mikrofon uzatacağız. Az sonra yeniden birlikte olacağız.